Şimdi Real Hoca'nın takım. Söylediği gibi Karagümrük maçından bu maça kalan çok önemli soru işaretleri vardı. Bir krizler vardı, bir kaos vardı. Oyuncuların performans, sinir katsayısı çok önemliydi. Birdenbire sezon başı takımına döndü Fatih Terim. Yani Fatih ile oynuyordu. Fatih rahatsız olduğu için kaleciyi değiştirdi mecburen yani. Okan'la oynadı. Marka yok, zorunlu değişti. O Luyendam oynuyordu bir sezon başında. Falcao oynuyordu. Cagne var. Forvet hattı aynı. Yani sonradan oyuna Cagne, Babel, Ömer, Bayram giriyorlardı bunlar. Dolayısıyla burada bir daha bir takımını tekrardan ele geçirdi Fatih Terim ve maçı kazandı. Burada bu kadar tartışmaların yoğun olduğu bir durumda 3 gün sonra Göztepe gibi, her ne kadar ligde iyi durumda olmamışsa futbol anlamında söylüyorum, bu maçı kazanmak Galatasaray'dan önemli derbi öncesi. Ya büyük bir maç öncesi. Ya Trabzon derbi aynı şehirde takımlar oluyor. Ya bu moral motivasyonla Trabzon'a gidecek. Trabzon Hatay'da kaybetseydi Galatasaray maçı Trabzon için zor olurdu. Çok zor olurdu psikolojik açıdan. Çünkü iki takım da şimdi psikolojik maç oynamayacaklar. İki takım da çıkacaklar. Bir büyük maçı sonuçlandırmaya çalışacaklar. Doğrusu bu. Dolayısıyla Galatasaray öfke level'ını geçmiş oldu. Trabzon Hatay'da mesela soru işareti level'ını geçmiş oldu. Sadece kazanarak. İki takım da iyi oynamadılar. Bölüm bölüm Real Hoca'nın dediği Galatasaray oynadı. Bu moral motivasyonun Fatih Terim'in tribündeki mesela şimdi Fatih Hoca'ya oradaki tribünden de yönetecek. Üstelik seyirci de yok. Seyircili ortamda teknik direktör olarak takımı yönetmeye çalışmak çok zor hocam. Ama çok aşağıya normal oluyor. Şartlarda bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Ya peki yani. Bir şey söyleyeyim. Bu da mı yasak? Bu yasak mı? Ben çok merak ediyorum. Ben buradan konuşuyorum. İçeride canlı ekibe telefonla göstermek yasak mı görüntü? Ben soruyorum ya, bunda var mı böyle yasada bir şey? Nasıl anlamadım? Ya sen teknik direktör ortadasın. İçeri girdim ben. Teknik adam olarak. Teknik adam olarak. Yani öyle bir, nasıl? Eğer, sen bağlantı kuramazsın Levent abi. Evet. O zaman git orada kurdur, bir de barkovizyon istiyorsan yana bir ekran. Sen bunu, tek işi olsun. Sen bunun olmadığını inanıyor musun? Ya bak şimdi, ya bu Galatasaray için değil. Yani ceza alan Allah. Bütün antrenörler için. Ya Allah aşkına yani hocam, ben böyle bir madde yok orada ya. İletişim kurma konusunda giremezsin diyor. Levent telefonla abi, görüntülü Levent konuşamazsın abi, giremezsin demiyor. Ne demek? Bağını koparacaksın demek. Ben, sen telefonla abi, ben girmiyorum. Bu Galatasaray için değil. Bak, İlmeşler iniyor mu? Levent abi, veririm bundan. Fatih Terim için değil. Birçok antrenör böyle atıldı edildi. Ya yardımcı antrenörler mi kafasına göre zannediyorsun hamle yapıyor falan? Hayır. O anda mesela orada olmasa bile orada kenardaki yardımcı antrenör, kulüp menajeri bir şekilde sağlıyorlar iletişim. Bir bakıyorsun iletişim sağlanıyor, oyuncu çıksın bu olsun. Zaten basın mensupları hep o telefon şeylerini takip ediyorlar. Var ya. Hayır Ender, ben de atıldım aynısını ben de yaptım. Devre arası mesela konuştum, nasıl açtılar orada, ondan sonra megafona bastılar. Dedim ki dinleyin beni, direkt o bütün oyuncuları toparlanıyor. Temas kurmuşsun işte. Temas kurdum. Herkes de kuruyor Levent abi. Ben anormal diyorum, değil. Ben diyorum ki temas kurmaması gerekir yani. Görüntüsü bile mesela anladım, temas kuramazsın. Reha Hoca, Mourinho çamaşır sepetinin soyunma odası içine saklandı ya. Kulübede çamaşırlar içine saklandı soyunma odası. Kulübede maç izleyebiliyor musun hocam? Efendim? Kulübede maç izlemek serbest mi? Cezalı görüntüde? Hayır. Nasıl anlamadım? Maçın esnasında oynanırken. Allah aşkına adam IVT'ni açıyor. Evet. Evet maçı izliyor, koymuş oraya. Abi izleyebilirsin abi. Pozisyonu itiraz ediyor. Hoca tekrar özel altı diyor. Levent abi sen onda bir şey yok. Hatta hatırlasana İngiltere milli takım maçında Fatih Hoca ne yaptı? Şeyden de veriyorlar maçları. Yardımcısı geldi gösterdi hakeme. Şükrü yaptı. Şükrü getirdi. Tabletten gösterdi. Fatih Hoca da tabii. Cep telefonunu gösterdi. Abi oraya analiz geliyor. Yani ikisi farklı, seni söyledin. Oraya analiz geliyor anlık. Analiz yukarıdan seyredemiyor mu? Yardımcı antrenör direkt antrenör söylüyor. Diyor ki farz edelim ilk 20 dakika ya rakip diyor çok sağ tarafı kullanıyor bizim. Hocam yani ona göre kulübede. Tamam ben de kulübeye diyorum alıyor. Eskiden online. Yoktu böyle bir şey. Ya var, her zaman vardı Levent abi, kullanabilirsin, onda bir sıkıntı yok. Ceza aldığında bir teknik adam bağlantı kuramaz, ben onu demek istedim. Hiçbir türlü. O zaman yani öldürsünler daha iyi insanları ya. İşte ceza dedikleri ceza, o. Ceza. Sahaya inemez, soyunma odasına giremez. Ya seninki modern bir Allah aşkına entelektüel bir gün yanlışı savunmaz. Ya kurabilir mi diyorsun ki yok. Hocam, olur mu yapma Levent abi ya. Benim görüntülü telefonla konuşmamı kimse engelleyemez. Olur mu ya Levent abi, ceza almışım, bağlantını takımla koparacaksın. Aramadım o. Orada şeyi aradım. Yardımcımı aradım. Onunla konuşayım. Nasıl konuşacağım? Aletü soruyorsun değil mi? Peki. Reha Hocam sizinle Galatasaray-Göztepe maçını toparlayıp tamamlayalım.
Valla Galatasaray 3 gün önceki o krizli ortamdan puan olarak değil 3 puan kaybedebilirsin ama krizden olumlu çıkması, motivasyonlu Trabzonspor deplasmanından önce aldığı 3 puan moral motivasyon toparlanmak adına önemliydi. Özellikle ilk 12 dakikada o enerjiyle de zaten yani maçı neredeyse bitirdiler. Ama Galatasaray takımı özellikle orta saha düzeninde çok yumuşak bir takım. Yani en büyük oradaki o rakip çok rahat orada dirensiz olduğundan baskı yarattığı Göztepe takımı. En büyük sıkıntısı o göründü. Göztepe takımı da yani ne oyun planı var ne oyuncu kadrosu geçmişe göre söyledik kalitesi daha da azalmış. Ama oyun planı da hiç yoktu sıfırdı. Nerede Galatasaray Marco gibi bir oyuncu oynamış nerede baskı yapacak Talihan. Şimdi Talihan oynuyorsa mutlaka ona baskı yapmak gerekir. 6 numara alıyor topu en çok topla buluşan oyuncu o. Yani bir de ikinci gol işte Serdarlarla konuştuk. Göztepe takımının net fotoğrafını orada görüyorsun. Şimdi bir takım düşünebiliyor musun? Alan zaman var görüyorum. Göztepe takıma alan boşaltıyor. Alan orta sahaya kadar geliyor. Yani orada savunma arkasına bir top atacağım işte. Arda'ya top attı Donk. Günümüz oyunlarında artık stoperler oyun kurması değil. Üçüncü bölgeye yani savunmadan ucum direkt geçişleri sağlaması gerekir. Donk çok güzel bir top attı. Galatasaray ikinci golü attı. Göztepe'nin işte plansızlığı bir kere net orada. Ama Galatasaray takımı özellikle yani bu sıkışık kriz döneminde yaşadığı özellikle maçta olay Fatih Hoca, Marco atılması, gerginlik falan bu 3 puan moral motivasyon açısından önemli. Kârdır değil tabii. Mi? Peki basın toplantıları da hazır. Bağlanmak üzereyiz. Önce Göztepe tarafı. Göztepe'ye ilişkin de eleştirileri vardı Rea Hoca'nın da. Gerçekten Göztepe'nin biraz sıkıntılı bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama Ender'cim, hocam güzel maçtır. Bir tespit yaptı. Geçen seneki kadro kalitesinde değil Göztepe. Değil. Bak, tamam eksikleri kaybetti. De var ama... Hücumda ama çok kaybetti sıkıntısı var. Hali. Savunmada önemli bir santrafor bulamadılar. Bana göre bir tek gücü var, onunla oynamadı. Kalecisi. Evet, o da yoktu. Çok hata yaptı, çok pas hatası yaptı. Çok. O da Galatasaray'ın şansı yani oldu. Yani bu Macar kaleci geçmiş tabii. Geçmiş olsun çocuğa. Yabancı hakkında şimdi gösterelim. Levent Şahin mi geldi önce? Tamam önce Levent Hoca. Merhabalar hoş geldiniz. Karşılaşmanın ardından Levent Şahin hocamızın basın toplantısına birlikteyiz. Ajans katılımcılarımızdan soru varsa Emrah Bey buyurun. Hocam bir sorum var. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçın yerine baktığınız zaman... Hepinize iyi akşamlar. Öncelikle ilk soru için cevap vereyim. Oyunun ilk 15 dakikası tam istediğimiz şekilde başladı. Ve istediğimiz sonucu aldık. Ama maalesef ikinci golden sonra, 2 dakika sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da maalesef rakibi oyuna ortak etti. Belli bir süre koruma içgüdüsüyle devam eden oyuncular ondan sonra tecrübelerinden ve deneyimlerinle birleştirerek oyunun bana göre hakim olmaya başladı. Tabii ki rakip de pozisyonlara girdi. Yalnız şu bir gerçek, eğer biz sonuçlandırmaları daha iyi yapmış olsaydık, bugün büyük bir ihtimal sonuç daha farklı olurdu. Fatih Hoca'nın olmayışı bizler yani teknik ekip için her zaman çok büyük bir eksikliktir. Ki çok net bir şekilde biz bunu kenarda hissediyoruz. Ama hocamız öyle bir insan ki bize her dokunuşuyla, her söylemiyle ve her yaptığı hareketle yanımızda olduğunu gösteriyor. Onun haricinde oyuncu grubu için şunu söyleyebilirim. Evet bizler için çok büyük bir eksik ama saha içerisinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunu bilen ve formanın hakkını vererek hocanın eksikliğini hissettirmeden saha içerisinde mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Evet, fikstür birazcık dediğiniz gibi zorlu bir sürece geçiyoruz. Ama biz büyük takımız.
Lig uzun bir maraton. Geride kalan 27 maç var.